Arkadaşlar örgü aşkım ve benim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimiz trabzanlardan ve yarım kafeslerden oluşmakta. İki sırada bir de tekrarını etmekte modelimiz. İkili trabzan kullanarak ördüm. Dilerseniz üçlü trabzan kullanarak da örebilirsiniz. Kaydırma yöntemi olmadığından, direkt üst üste örüldüğünden gayet kolay yapımı. Çok da zevkli örmesi. Şu şekilde bakınız farklı koton ipimle bu şekilde çalıştım. Buradaki ipim ise kartopunun baby one ipi birazcık daha dolgun. Şimdi diğer bir e, ipimizle sizlerle birlikte çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Nako'nun lüks minnoş baby'si ile ve 2.5 numaralı tığımla çalışıyorum. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve beşerli zincirleri çekmeye başlıyorum. 1. 2 3 4 ve 5. Bir tane modelimiz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bir tane de fazla zincirimizi çekelim. Bir de şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakınız ilk önce bu alt yuvayı hazırlarken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tekli sayılarda olsun. Çiftli sayılarda olursa modeliniz şurada kalacak. Çift eee tekli sayılarda olduğu zaman yine başladığımız gibi bitecek. Onun için buradaki alt e, yuvalara dikkat edelim. Bir tane zincir ilave etmiştik. Hemen yanına batıyorum. Buraya bir tane sık iğne. 1 2 3 4 4 zincirimi çekiyorum. Aşağıdan sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5. zincir yuvası içerisine şöyle alttan alarak giriyorum. Sık iğnemle batıyorum. 1 2 3 4 Aşağıdan sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5 ikinci zincirin içerisine şöyle altından kavrayarak giriyorum bir sık iğnemle kapatıyorum tekrar 1 2 3 4 1 2 3 4 ve 5 2 kanat yukarıda bir kanat altta kalacak şekilde örüyorum 3 tane yuvamız oldu 1 2 3 4 sayıyorum 1 2 3 4 ve 5 4. yuvamızı ördüm 1 2 3 4 sayıyorum 1 2 3 4 en son zincirimin içerisine batarak giriyorum 1 2 3 4 5 5 tane yuvamızı hazırladık üzerine doldurmaya başlayalım lütfen e, tekli olmasına dikkat edelim bunu unutmayalım 3 zincirimi bu yönde çekiyorum 1 2 3 örgümün arkasına çeviriyorum yuva içerisine 4 tane ikili trabzanım örüyorum 1 2 3 4 4 tane ikili trabzanım ördüm Bir de kenar trabzanımız var 4 zincir çekiyorum. Hemen öndeki yuvanın içerisine batıyorum sık iğnemle. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Tığımın başını doluyorum. Yuvanın içerisine 4 trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4. Trabzanımı ördüm. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Öndeki yuvaya batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Ve son grubumuza 4 trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 trabzanımı ördükten sonra araya zincir çekmeden başlangıçta ilk sık iğne olarak başlamıştık. Tığımın başını doluyorum. Buradaki sık iğne içerisine girerek kenar trabzanımı örüyorum. Şu şekilde birinci sıramızı tamamladık. 3 zincir kenarda, yuva içerisine 4 trabzan, 4 zincir batıyorum, 4 zincir diğerine trabzan olarak örüyorum. Ve son sık iğne üzerine trabzanımla tamamlıyorum. İkinci sıramıza geçelim. Bir zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Hemen trabzanımın dibine batıyorum. Kenar trabzanımı. Bir tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Zincirimin içerisine alttan geçirerek batıyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Zincirimin içerisine alttan girerek batırıyorum. Bir, 2 3 4 zincir çekiyorum trabzanlarımı atlayıp zincir içerisine giriyorum yeni yuvalar kuruyoruz 1 2 3 4 diğer zincire alttan giriyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum en son kenardaki trabzanımın üzerine batıyorum ve bir tane sık iğne İkinci sıramızı da modelimizin bu şekilde kurduk. Hep bu işlemleri tekrar ederek ilerleyeceğiz. Bir trabzan sırası, bir zincir sırası. Şimdi kenardan 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve bir alt sırada yapmış olduğum işlemin birebir aynını tekrar ediyorum. Tığımın başını dolayarak 4 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane trabzanımı ördüm. 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Hemen zincirin altından girerek kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Diğer yuva için yani trabzanımın üzerine 4 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4. Birebir üzerlerine. Tekrar 1, 2, 3, 4. Yuvanın içerisine. 1, 2, 3, 4. Trabzanımın üzerine trabzan. 1, 2, 3 ve 4. Sona kadar geldik. Son kenarımızı bir tane tığımın başını doluyorum. Kenarda şurada bir sık iğnemiz vardı. Sık iğnemin üzerine batıyorum. Bir, iki defa da alıyorum. Ve modelimizi ikinci kez yeniden korumaya başladık. Şimdi zincir sıramıza devam edelim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Dibine batıyorum. Bakınız en önemli püf noktalarından birisi burası. Bir zincir hemen ilk trabzanın dibine. Daha sonra dörder zincir. 4 zincir yuvaya. 3, 4. 4 zincir diğer yuvaya. 1, 2, 3, 4. Trabzanları atlayıp diğer zincir içerisine. Diğer zincirin içerisine. Ve buradaki en sona. 1, 2, 3, 4. Kenardaki trabzanımın üzerine batıyorum. Zincir sıramız da bu şekilde tamamladık modelimizin arka yönü burası 1 2 3 düz yönü çeviriyorum ve aynı işlemlerimi tekrar ediyorum geliyorum 3 trabzan 4 tane trabzan ikili olarak örüyorum 1 2 3 4 batıyorum 1 2 3 4 ve bu şekilde modelimizi örerek ilerliyoruz. 4 zincirimi çekiyorum. 4 tane trabzan. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4 zincir. Zincirin bulunduğu yerler hep zincir. 1, 2, 3, 4 trabzanımı örüyorum. 2, 3 4 kenardaki sık iğnemin içerisine bir trabzan örüyorum ve modelim artık iyice kendisini gösteriyor ve sürekli aynı tekrarlarla örgümüzü büyütüyoruz Modelimizi bu şekilde aynı işlemlerimizi tekrar ederek örüyoruz. Örmesi çok çok zevkli bir çalışma. Ahenk içerisinde çok rahatlıkla boyu yükselmekte. Yapacak olan arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.